Mümin cenahta yaşananlar başka, küffar tarafında yaşanan hadiseler, olaylar bambaşka. O bir görüntü var ya, beni bitiren görüntü kıymetli dostlar. Evladı göçüğün altında, elini tutmuş. Elini tutmuş, evladı ezilmiş. Ama kendisi orada oturuyor. Kıymetli dostlar, kainatın efendisi aleyhissalatu vesselam hanesinde otururken güneş tutulması cereyan etti. Efendimiz aleyhissalatu vesselam apar topar hemen eşyalarını çekiştirerek bir an önce kendisini mescide atmak ve mescitte Rabbisine tövbe-i istiğfarda bulunmak, dua etmek, zikirde bulunmak için koşarak mescide geldi. Mescide mihraba geçtiği zaman arkasındaki, ardındaki ashab-ı kiram bir de baktılar ki Ayşe validemizin elbisesini yanlışlıkla giyinmiş gelmiş. Efendimiz'e tebessüm ettiler ve hemen hanesinden kendi elbisesini getirip Efendimiz'e uzattılar. Efendimiz'in bu kadar güneş tutulmasının karşısındaki tedirginliği, stresi, sıkıntısı neydi? Acaba başımıza bir musibet, bir bela, bir ızdırap, Allah'ın bir gazabı iner mi tedirginliği? Efendimiz'i doğru dürüst, tabiri caizse kendi elbiselerini bile giyinemeden, alamadan kendisini dışarıya attı. Bu hadiseyi okurken benim el öpülesi genç kardeşim anlatıyor. Diyor ki hocam, dolap dolusu markalı elbiselerim, ayakkabılarım, takılarım vardı. Deprem olduğu andan itibaren hiçbirisini alma imkanım olamadı. Ayakkabılarımı bile giyinemedim. Kendimi sokağa zor attım. Kim derdi ki o elbiselerimin hepsi göçük altında kalacak? Kim derdi ki ben çorapsız sokakta günlerce kalacağım? Değerli kardeşlerim, olayın neresinden bakarsanız bakın, Cenab-ı Hakk'ın talim ve terbiyesiyle kimini uyardı, kimisini en tatlı uykusunda huzuruna kabul etti, kimi elinde tesbihiyle huzura vardı, kimi seccadesinin başında secdedeyken huzura vardı ve kimisi gönlünde, kalbinde iyi niyetler yeşerdi. Depremden sonra ben bundan sonra tesettüre gireceğim. Depremden sonra ben bundan sonra Müslüman olacağım. Depremden önce cumadan cumaya gidiyordum ama bundan sonra 5 vakit namaza başlayacağım diyen ve hayatında yeni depremlerin olduğunu bize ifade eden, bizi de şahit kılan, yüreğinde rahmetin adım adım yayıldığını ve onda bir karara dönüştüğüne hep birlikte şahit oluyoruz. Mümin cenahta yaşananlar başka, küffar tarafında yaşanan hadiseler, olaylar bambaşka. Ardına baktığımızda bunun sebebi, mümin buna hazırlıklı yakalandı. Nasıl hazırlıklı yakalandı? Bizim imanımızın ilk anayasası, şiarı Âmentü billah. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhir ve bil kader hayrihi ve şerri. Benim kaderimde olan, beni yaratan, yaşatan, beni her nimetleriyle donaltan Rabbim, bana neyi uygun görürsen ona ben razıyım diyen bir imani hakikatin kaderi ilahiyede tecelli ettiğini, hayatındaki davranışlarına, duygularına dönüştüğünü hep birlikte şahit oluyoruz. Âmentü'yü normalde okuyorduk ama bunun ete kemiğe büründüğünü göremiyorduk. Müminin kalbinde, müminin duruşunda, kıyamında hep sükunet var, suhulet var, sabır var, sadakat var ve metanet var. O bir görüntü var ya, beni bitiren görüntü kıymetli dostlar. Evladı göçüğün altında, elini tutmuş. Elini tutmuş, evladı ezilmiş. Ama kendisi orada oturuyor. Ne bir feryat var, ne figan var, ne isyan var, ne inkar var. Ondan sonraki zaten duruşu enfes. Benim diyen hoca, benim diyen hafız, benim diyen müftüsü, uleması bu davranışı hasta oldu. Bu davranışı belki sergileyemeyiz, Allah muhafaza kaldıramayız. Zaten benim değildi ki diyor. Emanetti, emanetin sahibi aldı. Ben ona ne diyebilirim diyor. Sorulduğu zaman tavır bu. Başkası alsa
ona müsaade etmem. Ama sahibi istedi, sahibi aldı, ona ben karar veremem ki. Ne zaman alacaksın? Pazarlık yapamam onunla. Bu her bir olayın, cereyan eden kıyamın, çevremizde şahit olduğumuz haberlerden sadece hikaye olarak izleyip geçmeyelim. İstirham ediyorum. Her birinin üzerinde tefekkür edelim, konuşalım, dertleşelim. Tabiri caizse mercek altına yatırıp günlerce üzerinde düşünelim. Acaba o kardeşimin, o babanın, o annenin yerinde ben olsaydım nasıl davranırdım? Peki o musibet benim başıma gelseydi ben nasıl bir tepki verirdim diyerek kendi dünyamızda bunun iç alemimizde tefekkürümüzü yapmamız lazım. Ve kendi hayatımızda dersler çıkarmamız gerektiğine inanıyorum. O zaman biz enkazın altında kalmayız. Enkazın altından canlı çıkarız, dirilmiş, direnmiş, imanımız inkişafa uğramış bir şekilde bu olaydan en karlı şekliyle çıkmış oluruz. Çevremizde cereyan eden olaylar biz inananları, müminleri müteessir etmez ve bizi etkilemez. Rabbim kendisine hakkıyla teslim olanlardan, bunun tadına varanlardan eylesin. Bu ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.